Abi burada kırmızı bir araba varmış. Toplama araba göndermişler. Nerede o ya? Abi arkadan kardeşim geç içeri al ya. Tamam abi eyvallah. Arkadaşlar bugün bana özel araba gönderildi. Valla şu dörtlüleri yanan araba galiba. En önde hazırda bekletiyorlar bizim için. Kirkenes'te kullanmak için göndermişler. Yurt dışından geldi Kirkenes'e. Yalnız arabanın da ne olduğu pek belli değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada logosu yok. Ön tarafta desen logosu yok. Hani logosuz hangi marka olduğunu bilenler varsa yazabilirler. Ben birazcık arka taraftan Seat'a benzettim bunu ama ne olduğunu yine de tam çıkaramadım. Gördüğünüz gibi toplama bir araç yapmışlar arkadaşlar. İç kısmına geçecek olursak toplama araçların vazgeçilmesi şaşırtmıyor bizi. İçi Skoda, dışı Ona'da arkadaşlar. Pek de anlayamadım arabanın pek ne işe yaradığını ama bizim işimiz bugün bu arabayı Oğuzhan'a götürmek. Oğuzhan dedi ki kanka araba varsa sen de gel dedi. Ben malzemeleri tıra sığdıramadım dedi. Böyle takım çantası falan varmış. Tırın içi de biraz dolu olduğu için benim arabaya atacağız. Zaten gördüğünüz gibi station wagon bir araç var altımızda. Bayağı bagaj magaj büyük yani haznesine bunu Oğuzhan'ın tırı bile benim arabaya sokarız ya zorlasak. Öyle bir araba. Birileri korna çalıyor ama tanıdıksa selam olsun. Ben de isimler kapalı arkadaşlar. Göremiyorum pek. Yalnız şuradaki Mercedes çok tatlı duruyor lan maşallah. Skoda çıkması Seat aracımızla beraber Oğuzhan'ın yanına doğru gidelim. Yani ben Seat diyorum da başka bir marka da olabilir arkadaşlar. Tahmini olan varsa dediğim gibi yazabilirler. Tahminlerinizi açığız efendim. Bayağı bir uzun bu arada. Ben bunu bir yere park etmek istemiyorum. Bana park yaptırmazlar umarım. Ya da park ederken Oğuzhan'a verelim. Oğuzhan yanaşır. Oğuzhan uzun araç sever. Oğuzhan uzun seviyor arkadaşlar ya. Neyse duymasın şimdi evine yaklaşmışken. Aman diyeyim sonra başımıza bela almayalım. Gelip kafamıza vurmasın Oğuzhan. Acaba hazırda mı bekliyor? Bir de eve girip bunu beklemeyelim ya. 2 saat hazırlanacak. Gerçi 4'lileri yanıyor. Sanırım araç çalışır vaziyette. Şöyle bir korna çalalım bakalım. Alo Oğuzhan. Lan yok galiba lan. Bir arabadan ineyim. Bismillah. Lan bu tırda uyuyakalmış galiba. Manyak mı oğlum bu çocuk? Lan Oğuzhan. Oo usta. Lan tıra ne vuruyorsun? Evdeyim dur geliyorum ya. Allah Allah. Lan ben de tırda uyuyakaldın sandım oğlum ya. Tır çalışıyor sen niye evdesin? Bekle dur donumu giyeyim. Dur. Allah Allah. Ya donu indirip ne yapıyorsun evde? Allah'ını seversen manyak mısın be adam? Kardeşim tuvalete de mi gitmeyelim? Geldim çatlama ya. Malzemeleri getir yükleye hadi bagaja. Aç bagajını aç tırın içinde vereceğim. Yok tamam. Lan, tırın içinde ne? Salak tırın içinde olursa nasıl şey olacak? Bekle getiriyorum evden dur. Oh. Getir getir. Oo bu tır nereden çıktı kardeşim ya? Allah kahretmesin önüme geçtire. Çık açla. Evet. Allah'ım yarabbim yarasın. Ha bizim Muhittin. Muhittin ne yapıyorsun ya? Vallahi abi sen ne yapıyorsun? Tamam az bir dur şunu yükleyeyim bir dakika. Aç Kerem bagajını. Al kardeşim koy şunları ben arabaya geçiyorum. Kapatırsın sen. Geç hadi kapattım. Ben de geçeyim arabaya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yavaştan. Hadi devam et. Çıkarım ha bak sen yetiş bana ha. Geçeceğim hadi. Valla geç kalma bırakır giderim sana bak. Umurumda bile olmaz. Sıkıntı yok arkada beton var beton donmasın tamam mı? Kardeşim hayırdır bugün kime beton yetmedi ya? Sana olsa yetmezdi de madenlikleri yetiyor. Sen canı sıkma. Ha o zaman sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim reis ya. O ne lan altındaki araba markası ne lan onun? Valla ben de çözemedim. Bilen varsa söyler diye ümit ediyorum. Arabayı toplama araba yapmışlar sanırım. Allah Allah. Ha bizim Huyunsu vardı ya Huyunsu. Huyunsu kim lan? İşte Çin'den bir arkadaş. Ha taşımasının kardeşi. Ha aynen. O taşıma suya iletmiş bunu. Taşıma suda Najitoku'ya söylemiş. Najitoku da gitmiş oradan birisini daha bulmuş tamirci. Koruma suda getirmiş bana bunları işte yollamış toplayıp. Ne kadar su varsa toplanmışlar firma kurmuşlar sanki. Arabanın adı da sanırım toplama su. İyi araban güzelmiş arkası falan bayağı geniş ha. Seni bile sokarız buraya Oğuzhan. Terbiyesizlik yapma lan. Ha, ne terbiyesizliği seni arabaya sokuyoruz. Arabayı mı sana soktuk? Ben adama beton yetmez diyorum o da beni şeye sokuyor ya. Oğlum arabayı sana sokmuyoruz en azından ya Allah Allah. Terbiyesiz bir herifsin sen ya. Bak seni bırakır giderim ha. Neyse uzun süre sonra madene gidiyor beni bırakma. Arkamdan alasın. Selam gitme baba. Asansörde kalan çocuk vardı ya. Hatırladım da sen bu kornamdan ne demek istediğimi anlarsın. Bakayım. Allah kardeşim. Bak şöyle dedi bak senin ben süreceğin arabanın. Arabanın ne suçu var? Ama yine sen bulursun. Bulursun mu? Aynen sen bilirsin. Yine de sen bulursun kardeşim. Sen önce konuşmayı öğrendi ya. Ne oluyor? Usta ya ne yapıyorsunuz ya? Afiyatçının halinden afiyatçanlar bak birbirlerine yol veriyorlar. Yok gerçi vermediler lan dur. Oğlum çarpışıyorlardı ne yol vermesi? Ya kardeşim afiyatçı olmak bunu gerektirir aslanım. Gerçek bir afiyatçı öteki afiyatçının kafasına vurmasını bilmeli. Böyle olması lazım ki afiyatçı rakip firmaları elesin. Bir de ne anlatıyor ya? Lan traktöre girdi. Oğlum bu nasıl afiyatçı? Yüksele söyleyeceğim oğlum seni yüksele. Sen bittin seni oğlum. Seni yüksele şikayet edeceğim. Ha sen şimdi naneyi yemedin mi sen? Lan ye basın biraz gaza. Ya basıyorum lan yetiş lan yetişebiliyorsan. Allah üçle mi gidiyoruz beşle mi? Arkamda beton var beton kuruyacak ya. Kardeşim dördüncü viteste sakin gidiyorum ne zorluyorsun beni ya. Kardeşim beton var beton kurursa sonra beton kurumuş oluyor. Allah Allah. Valla. Sonra ne oluyor? Kurumuş beton. Allah Allah. Sonra ne oluyor kardeşim? Sonra
oluyor la? Kayo. Ay lattin lattin on kayo. Yalnız dikkat et. Altındaki araba kimbal olduğu için. Bağlabilir değil mi? Her an böyle tekeri çıkıp kendi kendine gidebilir böyle. Kerem giderken bir anda kapılar falan düşüyor size. Ay. Kapılar düşsün. Araba gidiyorsa sıkıntı yok. Oğuzhan tünelde karanlıkta kaldım. Gel beni aydınlat. Ben ne diyorum ya dur. Ben orada güzel bir söz söyleyecektim. Söyleyemediğim için şarkıya girdim. Şarkıda ne girdi? Şarkının sözlerini unuttuk ve dının dının oldu ya. Ya boş yapma lan hadi gel lan. Değil mi? Çok boş yaptım. Ben de farklıyım. Yalnız ben bu arabayla takılmadım diyorum ya bir de utanmadan. Oğlum araban uzun lan. Doğru diyorsun lan. Tır kadar var bu da ha. Abartma lan. Var kardeşim işte. Şuna bir bakar mısın? Allah'ını seversen. Buna da uzun dedik şey yaptı ya. Oğlum ne yapayım? Kendimi savunmam lazım. Kendini neyle savunuyorsun ama sen ya? Ya öndeki kim ya? Biraz gaza bassın ya. Kim o arabalı ya? Benim gerizekalı. Ben kim ya? Benim oğlum kardeşim, ben. Kardeşim süremiyorsan evine git ya. Tamam kardeşim gidiyorum eve. Dönüyorum ben burada sağa çekiyorum. Dönme lan dönme. Şana döneceğim. Dönme. Döneceğim. Hüseyin abi ben dönüyorum Hüseyin ya. Niye abi ya? Ya bu olsa. Seni döverim abi. İner döverim seni. Ya öyle üstüne çıkarım işte kardeşim tamam mı? İyiyim sıkıntı yok. Hadi be kardeşim be. Gidin biraz daha. Sizi mi bekleyeceğiz? Madeni acil eşya götürmem lazım. Arada hadi 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 hadi. Arada bir Çinci'ye de kaydım ki hani Çin falan varsa. Ya. Çin falan yok. Çinliler var kardeşim. Doğru. Çin yok burada. Çinliler var. Şenence konuşmaya öğren. Sene 92 burada Çinli yoktu kardeşim. Buralar refah içinde huzurlu mekanlardı. O zamanlarda burada. Dede öldü. Son nefesini verdi orada. O zamanlarda burada bu diyerek. Çok güzel gidiyoruz ha. Nazar değmesin. Ah bunu dedin ya bak şimdi. İlerideki virajlarda nane yemedik mi? Vallahi bak bir fren yaparım arkama girersin bak. Sana zaten fren girmiş olsam ben girsem ne olur? Terbiyesizleriz. Engelleyin çocuklar. %100 senden yakışıklıyımdır. Arabanın da logosu bile yok. Arabanın... Ha böyle kalırsın. Sen arabayı mı kıskandın sen? Araba değil o bir defa. Araba. Komik mi oğlum? Oğlum önde bir tane daha mikserci gidiyor. Bak senin yüzünden gidemiyorum bak. Yetiş. Yetişeceğim zaten. Oğlum niye senin yüzünden diyorum? Ben senin arkandayım. Dış güçler. Sen dış güçsün. Tabii efendim. Pedalının altına yumurta koydum çaktırmadan. Niye? İşte gaza basma diye. Sonra seni sollayıp artistlik yapacağım. Oğlum burada niye yol kapandı acaba? Ya, klasik maden yolu kardeşim. Hemen şöyle bir drone'u sal bak. Hemen salıp bakıyorum. El frenimi çekeyim de iyice böyle son dişisine kadar çektim el frenini. Sebep yok ki bunlar niye gidemiyor ya? Allah'ın Çinlisi girmiş buraya. Lan kış kadar dorsesi var zaten dönemiyor ya. Heh dön derdi. Geç. Daha neyi bekliyoruz abi gitmek için? Hani kalksan da gitsen zahmet olmazsa yol açıldı da. Heh günaydın. Bir de basa basa gidiyor aptal. Aa burada Mercedes sıkışmış lan. Açılıyoruz mu gidiyoruz mu? Yok galiba ya. Benim araba küçük sığar buralara. Sen niye dede oldun ya? Adamın ömrü gitti yolda. Valla trafikte yaşlandım kardeşim ya. Zor bu hayat ya. Harbiden kardeşim ya. Bak kardeşim. Şana 1950. Ne şey? Unuttum. Tamam sene 1950. Kerem Burun'a selamlar diyorlar. Ya kardeşim komik değil bu espriler ya. İnsanın sadece dalga mı geçilir ya? Yol açılıyor galiba ya. Kardeşim ya niye gidemiyor? Oğlum bu öndeki elmacı gidemiyor lan. Elmacı. Elma var mı abi elma var mı? Valla acıklı karnımız aç yollarda. Allah ezecek beni bir yavaş gel lan. Aman. Eziliyordum lan o sen. Ben gittim markete işte Kerem. Bana dedim top kek ver dedi. Bana bir tane top verdi bir tane de kek verdi. Sonra ne yaptın yani, onları? Ne yapayım ondan sonra? Peki yedim de top evde duruyor kardeşim. Topu da ye kardeşim ne olacak? Oğlum topu nasıl yiyeyim ya? Bak şimdi kesiyorsun topu tamam mı? Ondan sonra üstüne birazcık soğan doğruyorsun. Sonra salça karıştırıyorsun. Zaten soğan salça olduğundan her şey yenir. Biz neyi bekliyoruz ya? Neyi bekliyoruz abi neyi ya? Oha ben bunun... çünkü yol veriyoruz kardeşim. Elmacıyı şimdi gördüm lan ben. Ne güzel dorsa lan o. Ama gitsene niye gitmiyorsun ya? Kalk lan kalk hadi kalk. Ayağının altında patlıcan kızartması mı var ya? O nasıl bir şey oldu? Nimet lan o dur. Allah affet. Patlıcan kızartması nereden çıktı lan? Gerçi yumurta nimet değil mi? Yumurta da nimet. Kerem'i de işte. Madem ben gidiyorum Kerem'i de götürüyorum yanımda. Ya beni de al kardeşim beni de al. Beni de al. Çünkü ben yalnız kalmaktan yaşlanıyorum. Çok ona yol mu veriyor Allah? Vermiyorsunuz mu? Vermiyorsunuz mu? La arabayı stop ettim. Gel kardeşim gel gideriz Kerem gel. Geliyorum kardeşim. Ama sadece sen gel. Arkandakiler gelmesin. Valla arkamdaki beni bağlamaz kardeşim. Ben kafayı sokarım. Sana da girer. Allah vurdum harbiden. Geliyor mu Kerem? Ha kalktım geliyorum. Gel bak lan bir tane daha mikserci geliyor. Bak bunlar bir rakip firma rakip. Bunları dövelim kardeşim. Mini aşağıya. Bizim betonlarımız daha iyi tamam mı? Kerem gel benim peşime gel şundan sonra biz de gideceğiz. Dön hadi dön kaç lan dönüyorsun ya? Ama dön artık ya. Dön he. Dikkat et o seni aşağı atar ben sana söyleyeyim. Yok kardeşim bana kimse dokunamaz. Toplama araba yola tutunuyor kardeşim. Vallahi geliyorsun değil mi? Geliyorum lan, bas.
Aa bu tanıdık galiba. Sana da selam olsun. Binli la o. Ne bileyim oğlum, seni tanıdı o zaman. Aynen. Bu adamlar helikopter, yatlar, katlar, trenler, gemiler götürüyor, sen de arabayla gidiyorsun. Benimkisi daha lüks işte. Millet beni görüp diyor ki keşke ben de arabayla gelebilseydim. Peki araba senin mi? Benim sayılır ya, toplattık işte. Ha, belki firmaya bırakırım bunu ama yani olsun, şu anlık bende. Oğlum sende de hiç akıl yok ya. Yeni araba alıyorsun, maden yoluna sok. Ama burası için verildi bu araba bana. Ha, ondan markası yok desene. Adamlar kötülemesinler diye galiba logoyu sökmüşler. Harbiden ya. Yalnız ne güzel gidiyoruz Allah, lan. Allah Allah. Dur öyle deme, öyle deme. Az kalsın ölüyordum. Ama öyle deme işte. Trafik var ileride ya. Ya of, yine mi ya? Oğlum açtım şu ağzımı. Yine mi keder? Ama artık yeter. Ben bir adama yine kafadan girdim. Daha doğrusu o bana girdi. Yani gördüm. Ben onun bana girdiğini düşünüyorum açıkçası. Ama güzel oldu. Yani ben o esnada telefona bakıyordum. Telefona bakmanın zararlarını görmüş olduk. Ya telefona bakarken gaza yap. Airbag falan açıldı mı kardeşim? Kardeşim airbag açmadı da araba şu an hayata tutunmaya çalışıyor. Kerem'i arkada kaldı. Oğlum zaten altında araba çıktı, 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 çıktı. Lan 2 saattir burada yıpranıyor araba. Ya çıkmaya çalışıyor kardeşim. Lan ben de araba çıktı yani. O zamana hayırlısı olsun hakkımızda. Kaydı, yanladı lan bu. Oğlum öleceksin, öleceksin. Oğlum yanlıyor bu, yanlıyor. Yanlar tabi oğlum. Vay be. Oğlum uzun zamandır madende yanlayan araba görmediydim. Vay burada bir yanlar verebilir mi kardeşim? Yanlar verebilir mi? Vay burada verebilir mi? Alaa! Yanıyor. Öleceğim Oğuzhan, öleceğim. Ölme ölme, ölmeden gel. Şu vitesi bir atamadın ya. O zamana hayırlısı olsun. La adamın üzerine çıkacaktım yanlarken. Vallahi söverdi gördüm, bana. Gördüm gördüm. İki medeni insanız biz. Bu frenler tutsun burada. Ne yol veriyorsun? Boşluğa yol veriyor adam ya. Benim göremediğim, bunun gördüğü bir şeyler mi var? İşte gidiyorum bir şey demeden. Kerem. Uyuma uyuma, gel. Vallahi kardeşim buralar uykuluk mekanlar ya. Ben burada uyuyakalıyorum ondan sonra. Adam yolda yaşlan ya. Allah uyuyakaldım kardeşim yine ya. Oğlum bu nasıl tır ya? Rengarenk olmuş adam ya. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Rengarenk. Hani ya adam 20 attan çıkmaya çalışıyor la. Yazık lan, gel lan yardım edeyim lan. İlk var benim araba, atayım sana, çekeyim ha. Sen önce frenlerle durmaya çalış. Çoşmuyor kardeş. Direk mi lan buraya? Gel direk gel. Geliyorum lan, bekle. Arabayı vitese takmam lazım ama, değil mi? Ya sen ne kadar zekisin ya. Kardeşim benim beynim az önce vurunca aktı. Sıcak da var. Kerem, ha. Yapıştır gel, fren yapma. Fren yapanı döverler. Kime yol veriyorsunuz lan? Anam! Sana yol verek. Gir araya, gir gir. Heh. Dur emboğlu geçme. Tamam. Boruyu da var ya. Görüyor musun boruyu? Ya o hangi boru? Nerede bakayım? Geliyor bak. İşte o sana. İşte o. İşte ona yol verek, ondan sonra gidelim. Boru değil o zaten mi oğlum? Ne? Boruymuş lan. Tüp sandım ya, bir an. Senin ben hayat bilgisi hocana. Neyse. Oğlum hayat bilgisinde bize boru anlatmadılar. Sen nasıl bir okulda eğitim aldın da sana hayat bilgisinde boru anlattılar? Oğlum bunlar ya? Bunlar hayatın bilgileri. Öğretmediler işte, bilmiyorsun. Yani bilmiyorum. Size boru mu anlatıyorlardı hayat bilgisi dersinde? Bana genelde hayatta yapmamız ya gereken şeylerden bahsettiler o derste. Ben bir teknoloji tasarım dersinde yürüyen çöp kovası yaptıydım. O aklıma geldi bak. Yani o da teknoloji tasarım dersi. Yani boruyla alakası yok. Ya işte sen bilmezsin. Senin yaşın kaçtı. Ben de sana yürüyen boru yapacağım olsam, merak etme. Yürüyen boruyu ne yapayım lan? İşte yürütürsün kardeşim istediğin yere. Sen oğlum, seversin boruyu. Oğlum o da genişten aldı ki. Oğuzhan madendeki tuvalet geçmem lazım. Sen bu takım çantalarını indirirsin. Ben çok sıkıştım. Oğlum ben şuradan geçeyim ya. Beni bir salın hocam. Sen bagajdan alırsın. Ben madene girdim, arabayı koyuyorum bu tuvaletin yanına. Çok sen sıkıştım. Sen git, yoksa altına sıçacağım. Ben vallahi çok sıkıştım Oğuzhan, ben hemen geliyorum. Arkadaşlar videonun çıkışının devamının artısı günü aman Oğuzhan'ın kanalında izlerseniz. Ben çok sıkıştım, tuvalete gidiyorum. Vallahi burası acı sıkıştım. Ben şu açayım ya şuraya bir. Oo, bismillahirrahmanirrahim. Lan burası gözüküyor mu lan dışarıdan?